Tuğba Gelin'in sunum masası el örgüsü suplalar ve peçete yüzükleriyle öne çıkıyor. Fellah köftesi, zeytinyağlı taze fasulye, çikolatalı toplar ve şalgamlı şehriye salatası masadaki lezzetlerden bazıları. Tuğba Nur'un sunum masasındayız hanımlar. Bu şekilde servisini hazırlamış, göstermek üzere de böyle tabaklarını sunmuş. Biz bu lezzetleri tabaklarımıza alırız, düğüne geçtiğimizde tadlarına bakarız diye düşünüyorum. Yorumlaması böyle de daha rahat olacak gibi gözüküyor. Evet. Öncelikle sen ne yaptın gelinler için? Bugün için. Şöyle taş kadayıf, Adana'ya özgür. Annem Hataylı, anneannem de Adanalı. Sen onu yaptın. Evet, onu ben yaptım. Eline sağlık, çok güzel gözüküyor. Şehriye salatasını ben yaptım. Şalgamlı. Evet, şalgamlı. Fellah köftemiz. Fellah köften bayağı iri. Ben bunları böyle minik minik bilirim, bilmiyorum ama. Tek lokma da yiyelim mi dayalım? Bu tek lokma mı? Bu ikiye böleriz bıçakla, öyle yeriz. Bıçağımızı kırmaz inşallah. Bıçak var mı? Vallahi bıçağın bıçaklar var mı tamam. Yavrum, tatlı bıçağın var bu arada. Setin içerisinde bu çıktı. O yüzden yani iki tane bıçak oluyor setin içerisinde. Bir tatlı şaka bıçağı. Büyük olur, bir küçük olur. Evet. Emin misin? Evet. Hayatım mümkün değil, olur mu canım? Diğeri daha küçüktü. Bir daha hayır, olamaz. Olamaz. Allah çatal aşkına bile getir. Büyük ve küçük var. Merak ettim. Nerede o setin? Ama bu baksanıza, bunun bence. Bunun küçüğü mü var? Bıçağın küçüğü var küçüğü mı? Küçüğü var ama bence yok. Nerede? İçeride. Çünkü bıçak eşit oluyor genelde çatalla ama biraz kısa duruyor. Bu tatlı kaşığında değil mi? Tatlı çatalı da yok. Ama burada bu arada. O da çok kaşık var. Evet. Ben anlayamadım. Şey, çatallar ama zaten hani çok eleştirecek bir belki şey yok yemek bence. Yediğim yemek yediğim çatalla ben tatlı yemek istemiyorum ama. Ama çatal. Başka neler yaptın? Dur, sarmalar sarıldı mı? Evet, eşinle birlikte sardık. Ay eşinle sen neler neler ütüler yapıyorsun, sarmalar sarıyorsun. Vallahi evet, helal olsun. Çok destek çıktı. Valla damadı tebrik ediyorum ya. Sarma saran damadımız evet var bizim. Böyle dayanışma örnek olsun ama çok, çok güzel, güzel biliyor musun? Ben seviyorum. Bir de yemek yapan, salata yapan, mangal yapan. Evet, bak salatayı mangalı beyler yapmalı. Doğru mu? Evet, herkese evet bir öncülük olsun diye bir alkış yapabilir miyiz? Evet. Eşinin adı Hasan. Hasan, tebrik ediyorum. Duysun diğer beyler. Evet. Bakın eşi yarışmaya katılacak diye ona destek vermiş. Evet. Sarmaları birlikte sarmışlar yahu. Daha ne yapsın bu damat? Evet, İlişki testinde de teşekkür edeceğim kendisine. Tamam. Peki başka ne yaptınız? Başka pastayı ben yaptım. Sen? Evet. O pasta hazır değil. Wow. Kendim yaptım. Evet. Üstüne de o ne? Kek. Ha, ıspanak. Ispanaklı kek. Evet, ıspanak. İç ıspanak değil kek ama dışına ıspanaklı görüntü olarak böyle koş. Fıstık görüntüsü. Fıstık tabii evet, pahalı, evet, haklısın. Evet, maalesef kızlar. Güzel. Ay sen Sinoplusun, bu Sinop mantısı mı? Evet, cevizli. Salçalı ve cevizli Sinop mantısı. Ha, ben evet salçalıyı yoğurtlu şeklinde biliyorum. Bunu tereyağıyla ve cevizle olarak biliyorum. Yani yanlışsam söyleyebilirsiniz. Kaldır şöyle göster. Yani salçalar orada... Ben ne alakayım diyor. Şimdi şöyle, ben nasıl biliyorum, ben de söyleyeyim. Yoğurtsuz, salçasız, tereyağında cevizi kavuruyorlar. Evet, üzerine döküyorlar diye. İki şekilde oluyor onlarda. Bir de yoğurtlu yapıyorlar. Yoğurda böyle soslu yapıyorlar. Sosla tereyağı ile yapıyorlar. Pul biberi, salçası. O şekilde de oluyor. İki çeşidi var diye biliyorum. Hmm. Yani biz Sinoplu'dan öğrenelim. Orijinali bu mu bilmiyorum ama ben çocukluğumdan... Çakması bu. Çakmalıkla alakası yok bence. Çocukluğumdan beri bunu hani bu şekilde biz tüketiyorduk. O yüzden ben de bu şekilde sunmak istedim. Saygı duyuyorum. Annesinden böyle görmüş. Evet. Peki tabak sunumu, bu peçeteler. O bu çeyizimden. Evet. Yüzük. Yüzük. Örme. Kulecim, buna evet da yorumunu bekliyoruz. Kulecim bekliyorum. Peçete var. Ben bunu beğeniyorum açıkçası. Şık buluyorum da. Öyle mi? Evet. Yani bu gayet sade duruyor. Ama benim için tabii ki bu peçetenin gerekli olduğu anlamına gelmiyor. Tabii yine aynı şeyi söylüyorum. Benim için çok gereksiz. Ama tabii sade bir şey tercih etmişsin. Olabilir. Ben beğendim. Bunun için bir şey söyleyemeyeceğim. Peçeteyi beğendin mi? Dün çok yargıladın. Hayır, ben şundan bahsediyorum. Alıştı. Göz almıyor. Günü gününü kayıyor. Göz almıyor ve burada bir emek var zaten. Hayır, sen buna bir para harcanmamış gereksiz yere. Peçeteyi eleştiriyordun sen ve biz sana... Zaten az önce dedim ki şu an gerekli olduğu anlamına gelmiyor. Havacığım, anlamıyor musun ya? Anlat o zaman. Diyorum ki bu gerekli olduğu anlamına gelmiyor.
Ne anlamına geliyor? Şu anda? Gerekli bir şey değil benim için. Hayır, beğeniyorsun ya. Dün diyorsun ki çok gereksiz, masrafa gerek yok. Aynı şey ben büyük insanım, üstüme dökme. Anlamıyorsun ya. Bugün diyorsun ya. Ki ben beğendim. Diyorum Bursun ki yani. Dün Havva'nın evinde gördüğünde gereksiz olduğunu söylemiştim. Şu anda görüyor olmam o gerekli zaman... olduğunu anlamına gelmiyor diyorum. Anlamıyor musun? Bence senin bana karşı garezin var. Hayatım, gereksiz var. Kesinlikle bak, yine gereksiz olduğunu var. Söylüyorum. Kendini tekrar ekrandan bir izle, olur mu? Sen izlemelisin ben. Bence tamam, gelgitlerini bir izle. Tamam Tuğba Hanım, masasındayız. Bitti mi? Suplalara bakın. Kim yaptı bunları? Anneanne mi? Evet. Bakın suplaları da siyah. Şeyleriyle yüzüyle birlikte. Evet. Evet. Normalde. Sizce bu masaya bu uygun mu hanımlar? Yani böyle bir goldlu bir tabaklara. Sizce bu oluyor mu? Şurada bir plastik bir kap görüyorum. Mika. Evet, Mika. Yani Mika ama benim tarzım değil kesinlikle. Bu kadar cam eşyanın içerisinde şu... olmadı. Bu rose gold mu deniliyor artık? Tam anlam veremedim. Bunlarla uydurmaya çalışmış. Şu tabakların kaldırsana hayatım. Birlikte. Neyle uydurmaya çalışmış? Şu tabakların kenarları uydurmaya uymamış çalışmış mı? Ama uymamış. Ben de uyduramadım yani. Yakıştırmadım. Size giriyorum hemen. Şu şekilde tabaklarım birbirleriyle uyumlu. Ekstra olarak da mesela eleştirilmesi gereken çok şey vardı dün mesela. Tabakların rengiyle koyduğu porselen tabakların rengi asla uymuyordu. Takımın. Onun sadece bir taneydi ama onun bütün her şeyi ben aşkım eleştirseydin. Evet. Söyledik ama gözüme ama şey ama ben dün de aynı şekilde söyledim. Fazla gözüme batmıyor dedim. Aslında buna çok basan, da sırıtmıyor dedim. Buna batan ne şu an peki? Bunları uydurmaya çalışmışsın ama bence... Çalışmışım ama sonuç yok. Olarak. Diğeri hiç uymamıştım mesela. Neyse geçiyorum. Bunların hepsi farkındaysanız birbirleriyle takım. Sunum. Evet. Evet, takım birbirleriyle ekstra bir ne bileyim porselen kullanmamışım. Hep camdan gitmeye çalışmışım. Evet, camdan gitmeye. Evet. Bunlar da sunum kasesi değil. Pasta tabağı. Pasta tabağı deniliyor buna daha çok. Evet, mesela ben oradan salatayı alırken yere dökebilirim çok rahatlıkla. Pasta tabağı olur. Evet. Ben bu bardakları kesinlikle masaya uygun bulmadım. Peçetelikler, suplalar biraz daha ağır. Yani suplalarda sonuçta bir dantel var. Misafirin için kullanıyorsan ağırdır zaten parçalar. Hı hı. Ama yemek takımı da ağır. Evet. Bardaklar spor. Evet. Pasta tabağı var, ne alaka? Yani cam kaplar birbiriyle uyumsuz. Tamam dün bende de bu durum yaşandı ama en azından renk uydurmaya çalıştım. Ama renk hiç uymuyordu. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Eğer. Hem cam kap hem de ekstra olarak hani porselen şimdi, kullanmamıştım sunumda. Hepsi cam nihayetinde. Evet, bunu anlayamadım ben bir bunu de. Bir de. Evet. Bu spor mu, bilezik mi ben anlayamadım bunu. Alakasız. Supla tamam da. Alakasız, grisiyle grisi. Yani bu termos mu nedir bu? Hayır, bildiğim. Bence senin masanla hiç uyumlu değil. Sürahi gösterebilir. Evet ama senin masana hiç uyum sağlamamış. Peki neresi uyum sağlamamış? Gayet bir şık yani. Bence şu anda bu benim gözümde bir termos aşkım, gibi gümüş, duruyor. Gümüş, gold. Tamam da gümüş bana ve göre, gold olabilir hayır. Zaten. Gümüş ve gold'un uyumunu hiç duymadınız mı? Anlamadım. Ben seviyorum. Uyumamış dedikleri için uyumsuzluğundan evet, bahsediyorum. Bana batmadı. Yemek takımlarının fiyatını öğrenelim. Yemek takımını 10.000 TL'ye aldım ama çok içerisinde oldum. Ekstralar da mevcuttu. Ekstralar ne? Tencere seti, granit tencere seti. Gelin paketleri oluyor granit, ya. Granit tencere evet, seti. Evet, gelin paketleri. Aynen. Çatal, kaşık, bıçak. Evet. Hepsi dahilinde olmuş oldu. Evet. Evet. Bir gelin seti hazırlamışlar. İçine de bunları koyuyorlar. Aynen. 10.000 TL ama bir şey söyleyeceğim. Porselenler çok pahalılaştı son dönemde. Evet, evet. Şu an çok. Hele ki etrafı goldlu vesaireli evet. Olduğu zaman. Gümüş. Evet, yani zaman. Sadece yemek takımında bu fiyatı alsam şaşırmazdık.